Evet sevgili izleyenler, seçim arası canlı yayınımızın yeni bölümünden karşınızdayız. Körolu Haber seçim aranısı programının canlı yayın konuğu Bolu Belediye Başkanı Taci Özcan oldu. Ve gerçekten bugün bulunduğum noktaya geldiysem buranın bende çok büyük emeği var diye. Özcan canlı yayında gazeteciler Aslı Akış ve Oğuzhan Eke'nin sorularını yanıtladı. Projelerinden bazılarını anlatan Özcan 5 senelik geçmişini değerlendirdi. Belediye başkanlığı görevi de üzerimizde olduğu için seçim için hazırlanan afiş ve broşürlerin giderlerinin karşılanmasına dair konuştu. Sizin afişlerinizi belediyenin karşılaması gibi bir durum söz konusu mu? Bu yıl mı yapılmış o ihale? Arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Zaten bizim brandaları nerede yaptırdığımız belli. İsmini vermeyeyim şimdi haksız reklam olmasın. Gidip inceleyebilirsiniz. Kendisine de sorabilirsiniz. Biz partinin işlerini, kendi afişlerimizi hiçbir zaman belediye bütçesinden karşılamayız. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Zaten önümüzdeki süreçte faturaları da ibraz edebiliriz. Kimi parti adına kesilmiş, kimi benim adıma kesilmiş olan faturalar da var. Üniversite hastanesinde kapasitenin aşıldığını ifade etti. Şimdi biz tıp fakültesine sürekli gidiyoruz aslında. Hasta ziyareti yapıp geliyoruz. Veya orada bir hocamız ziyaret ediyoruz, geliyoruz. Yani her ay, her hafta polikliniklere inip bakmıyorum tabii. Şimdi ben hariç kimse polikliniklere gitmemiş. Şimdi ben orada bir adamdan fırça yedim. 80 yaşında bir amca. Göz polikliniğinin önünde. Bekliyor 50-60 kişi. Hı hı. Adam dedi ki ya dedi 6 saattir dedi sıra bekliyor başkan dedi. Amca dedim. Hastaneler bize bağlı değil ki dedim. Bana dedi bahane üretme kardeşim dedi. Allah'tan o sırada onu çağırdılar. Yoksa daha çok fırça alacaktı. Ya sonra bakın o gün benim hastaneyi ziyaret ettiğim gün Ramazan ayı içerisindeyiz mübarek Ramazan'da. Normalde çok daha kalabalık oluyor. Doktorlar anlattı detaylı olarak. Tabii biz sadece hastayı ziyaret edip geliyoruz ya. Ya şimdi o kadar ciddi bir sıkıntı ki orada 15 bin kişi vardı o hastanede o gün. En az 15 bin kişi vardı. Ya bu çok akıllı sağlık il müdürü hiçbir şeyi düşünmeden sırf şov olsun diye hastanenin kapasitesini düşünmemiş. Doktor sayısını düşünmemiş, hemşire sayısını düşünmemiş, hasta bakıcısı, temizlik işçisi, güvenliği, otoparkı hiçbir şeyi düşünmeden burayı bölge hastanesi yapmış. Ya Karabük, Zonguldak, Düzce, Bartın ya hepsi buraya geliyor. Özcan, bakanların Bolu'ya ziyaretine değindi. Gelmiş spor bakanı, benim 6 senem, 8 senem birlikte milletvekilliği yaptığımızdı. Sen stadyum mu yapacaksın dedim şeyde, cenazede. Ha dedi açıklamaya beni de çağır dedim. Açıklamaya beni de çağır dedim Sayın Bakanım. Yaptım ben sabahtan diyor. Dedim ki sonuçta dedim yapılınca dedim açılışı muhtemelen ikimiz yapacağız dedim. O zaman beni niye çağırmıyorsun? Şimdi bir de yani çok akıl kârı bir iş değil. Bakanlar geliyor. Bolu'da trafik kilitleniyor. Bir de bakanları bir tanıyan olsa Sanayi Bakanı gelmiş. Ben bilmiyorum adını belediye başkanı olarak. Parlamenter sistemde bilinirdi. Ben bilmiyorum ki. Şimdi sen onu esnaf dolaştırırsan ne? Sağlık Bakanı'nı getirmişsin madem. Ya caddeleri niye dolaştırıyorsun? Niye üniversite hastanesine götürmüyorsun? Köroğlu ünitesine götürmüyorsun? Sağlık Müdürlüğü'ne niye götürmüyorsun? Ya Sağlık Müdürlüğü depreme karşı dayanıksız bir bina.